Günaydın arkadaşlar. Biz sahile indik. Animasyon takımımızda saat 10 oldu artık. Onlar da gününe başladı. Ben edit yapıyorum. Çocuklar havuzda. Onların havunu ne yapıyorsun? Öyle annemle bir kahve keyfi yapıyoruz. O benim tişörtüm lan. Tişörtüyle, babasının tişörtüyle. Bak git annenin orada havlu var. Benimki batmaz. Ne yapacak ki havlu? Sen şimdi gene gidip gireceksin. Ispatma boşuna. Dur bana bir pesan. Ben sıkım yani oğlum bugün. Sen dün gece görmedin ben nasıl oldum. Geliyorum. Arya bu ikisini takınca hiç yani yanında olmamız gerekmiyor. Hem kolluk hem de ceket koruyor kendisini. Kızım dedesiyle kayacak, korkuyor. Hadi Arya. Derin sen de. Gözüküyor. Hadi derin sen de. Hadi aşkım. Aferin. Annemle derin. Bunların ikisinin ilişkisi bir değişik yani. Biz çözemedik. Ondan sonra bu ikilinin ilişkisi var. O başka bir garip zaten. Ondan sonra babamla Devran var. Yüzüyor değil mi? İşte ben sana ne dedim? Dün de sana söyledim. Ben de sana laf anlatamadım. Babam anneme laf anlatamıyor. Ben sana laf anlatamıyorum. Ben dün demedim mi? İkisini takarsa rahat olur içinde. Öyle öğreniyorlar yüzmeyi çünkü. Ondan sonra kolluğu çıkartıyorlar. Biraz daha öyle deniyor. Ondan sonra o ceketin içinde böyle balonlar var. Onları tek tek çıkartıyorsunuz. Hadi. Ama bir haftada öğrense bile tekrar unutacak sürekli yüzmediği için. Aferin Arya. Bu arada size güzel bir haberim var. Dayım, yengem ve ikizler Dilan yola çıktılar bu sabah. Sabaha karşı 4 gibi falan Londra'dan gemiye bindiler Fransa'ya. Onlar da arabayla Türkiye'ye geliyorlar ve buraya gelecekler. Çok heyecanlıyız çünkü beraber gelmek çok istedik ama ikizler de pasaportlarını bekliyorlardı. Onlar da yenilemek için başvuru yapmışlardı. Neyse ki geldi ve onlar da yola çıktı. Gelir gelmez onlar da yola çıktı. Umarım erken gelirler. Biz 2 gün sürdü Türkiye'ye gelmemiz. Bir gün de buraya gelmemiz sürdü. 3 gün. Tahminen pazar sabahı falan burada olurlar diye düşünüyoruz. Ya cumartesi akşamı ya pazar sabahı burada olurlar diye düşünüyoruz. Bir gün kaybetmemek için belki cumartesiyi dışarıda geçirip pazar sabahı da gelebilirler. Yani ben olsam öyle yapardım. Bir gün ekstra ödemek istemezdim ama yol yorgunu olacakları için belki direkt buraya gelip burada dinlenmek de isterler. Bilmiyorum ama mutluyuz. Yani pazar sabahı onlar da gelebilir. Onları göreceksiniz videolarda. O şekilde ben videomu editledim. Dün akşam çok şeydim, böyle gözlerim kan çanardı. Kırmızı olmuş. Çok kızarmıştı. Çok yorulmuştum. Şimdi biraz eğlence vakti. Gidelim biraz yüzelim falan, böyle bir yarım saat. Yani çocuklarla oynarım olsun içinde. Burada otelin marketi var. Derine bir tane kolluk alacağım. Göster bakayım Derin. No. Derine bunları aldık ama pek hoşuna gitmedi. Acıtıyor dedi. Gel. Baban havasını indirir biraz. Daha iyi olur, tamam mı? Hadi gel. Ay tipe. Ay surata. Ne kadar uyusam da gözlerimin içi yanıyor sanki. Sana da öyle olur mu be? Bara geçtik Serhat'la birlikte. Oturuyoruz öyle.
Gözlerim hiç gerçekten de yanıyor. Dedim bir Netflix'e gireyim. Türkiye şeyi çıktı değil mi? Yani Türkiye usulü çıktı ya. Look at the top 10 like thing. Milf. Dark Desire. Hadi gel saçını biz hazırlandık. Yemeğe çıkacağız şimdi. Ondan sonra da Fethiye'ye çıkacağız. Arya. Arya koridorun şeyi oldu, faresi oldu. O odadan çıkıp diğer odaya geçiyor. Annemlerin odasında. İçeride. Kapı kapalıymış. Bazen annem açık bırakıyor. Tamam. Devran uyuyor içeride, fazla konuşamıyorum. Televizyonun sesi de açık, ses oluyor, uyuyor öyle. Yemeğe çıkacağız dediğim gibi, ondan sonra da Fethiye'nin içine gideceğiz. Biraz geçeceğiz. Birkaç etkinlik düşündük. Ben Instagram'da da aslında sordum. Eğer Fethiye'nin içindeyseniz ve yapabilecek, çocuklu olan anneler için yapılabilecek etkinlikler varsa haber verin, yapmak isteriz. Saklı Kent diye bir yer varmış. Doğru söylediğime emin olmaya çalışıyorum. O varmış, oraya gidebiliriz belki. Ondan sonra bir de bu çamur suyu falan varmış. Onu da düşünüyoruz yarın gitmeye. Haber verin. Çünkü bir hafta daha buradayız ve sadece havuzda durmak istemiyoruz. Biraz sıkılıyoruz. Etrafı da keşfetmek istiyoruz. Haber verirseniz çok seviniriz. Canım hiç uyumlu olmadık. Hı? En azından çizgiler aşağıya, ama hiç uyumlu olmadı bebeğim. Sınıfta kaldık bugün. Ya benim aşk var yatıyor, yatıyor. İyi dinlensin ki akşam gezdiğimizde bizi rezil etmesin. Benle Serhat hiçbir zaman birlikte yemek bakamadık. Çocuklardan dolayı hemen bulmuşken yapışayım dedim. Hadi gel. Hindi var, ben büyük bir ihtimalle hindi alacağım. Benim de işte bir böyle fazla açlı değilim aslında. Hani sırf aç gözlüklerini giyeceğim, yoksa gözümün aç olmasından. Yoksa hiç acıkmadım. Arya gel. Ben pizza alacağım bir dilim, çünkü bayağı güzel görünüyor. Bakın arkadaşlar, bu böyle. Ondan sonra biz kendimiz alamıyoruz. Arkadaki görevli çalışan bize veriyor. Onu da söyleyeyim dedim. Tabaklar da hemen burada. Şöyle. Bir Arya bir bana. Çıktık hastaneden. Hastaneye laf ettim ya. Şu dedim, maske, hastane doktor maskesi gibi dedim yani. İnsanlar bu mavi olan. Şöyle bu. Dedim dışarı çıkıyoruz. Yani bir soralım, yedek var mı? İki tane maskemiz var. Anneme maske yok. Abicim maske var mı? Çok teşekkürler. Bir tane sadece. Çok teşekkür ederiz. Otelin girişi orada zaten kutuda varmış. Anne bu beyazı ben alıyorum, sen bunu alabilirsin. Ben çevirsin o diğer tepe. Hayır, öyle mi? Bunlar da aynı ciğer beyaz. İnsanlar diyorum şey yani kıyafetine göre artık maske takıyor biliyorsunuz. Şakır şakır farklı maskeler var. Derin, şimdi biz Fethiye'nin içine, Fethiye'nin. Burası Türkiye zaten. Londra'ya şimdi gitmeyeceğiz aslında, daha yeni geldik. Fethiye'nin çarşısına ineceğiz, merkeze. Bir gezelim bakalım neler var. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. İşte eski çok kilo vermişsin falan filan, ama sanırım bu hafta bayağı bir abartıyorum.
birkaç kilo alıp bir yerden çıkacağım herhalde. Öyle görünüyor. Dinliyorum. Derin, şu an Londra'ya gidemeyiz. Burası Fethiye arkadaşlar. Fethiye'nin adını unuttum. Nereye bağlıydı unuttum ben. Burası. Antalya'ya yakınmış. Antalya'ya yakın. Hani zaten hepsi aynı böyle şey çizginin üzerinde. İşte buradan Mersin'e geçeriz. Mersin'de kalacak mıyız bir gece geçiyor, yoksa geçiyor. Direkt? Bakarız, eğer geçirirsek kalırız. Fatoş alana gideriz. Fatoş alan doğrusu. Fatoş alan sürekli yorum yazan falan. Mersin'e gideceğiz buradan yanıklar sonra. Yanıklar mı? Burası yanıklar. Heh, yanıklar. Evet, Fethiye yanıklar. Evet, yanıklar çıktı. Derin içerisine düştü. Eko Shopping Center'dayız. Dudağımdaki fenti. Biz şimdi sahilin etrafında bir tur atıyoruz. Park yeri bulmaya çalışıyoruz. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Burada kimse dışarıda maske takmıyor. Kimse demeyin. Takan mesela 10 kişiden bir kişi takıyor. Öyle. Devran. Şaka gibi ya, kameramı arabanın içinde unuttum çünkü tam o sıra devran altını değiştirdim ve unuttum maalesef. O yüzden telefona kaldık, telefonla çekim yapacağım. Yani şu an çarşı pazar dolaşacağız biraz. Ön kamerayı fazla kullanmamaya çalışacağım ki güzel çekimler yapayım sizin için. Ne güzel görünüyor, rengarenk. Kendi imalatımız dokunlar. Şekersiz ürünlerimiz daha fazladır. Tadına bakabilirsiniz, buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Oh, Aria, no touching. No touching. No touching. Look. Tamam, oh, çok fazla oldu. Tamam, tamam. Sıcakta dedim kötü olmasın ama. Yok, hiç olmaz. Tamam o zaman. Biraz mango. İnsan alalım biraz. Tamam. Ha, burada bütün kuru meyveler mi var? Hayır, er ya. Bu çok güzel. Biraz alalım, evet. It's gonna be more than that. Sizin için biraz sokağa böyle çekeyim arkadaşlar. Herkes telefondan klasik. Telefondan baksana sahil nerede? Gel. Çok güzel görünüyorsun çiçeklerin arasında. Şimdi sizin için biraz böyle sokağa çekeyim. Ama tabii insanların yüzünü de çekmek istemiyorum ama size şey göstermek istiyorum. Yani çoğu insan maske takmıyor. Mağazaların içine girerken veya başka bir dükkanın içine girerken zorunlu. Onun haricinde sokakta yürürken falan böyle
70-80 takmıyor. Arya'yı ben şimdi buranın içine koyacağım. Kızım bir ton insan elliyor, gel. Buranın içine koyup öyle gezdireceğim. Hiç durmuyor yerinden. Hiç durmuyor, hiç. Tamam. Her durduğumuz yerde böyle bir 5-10 dakika bekliyoruz. O kadar çok İngiltere'den gelenlerle karşılaştık ki şaka gibi. Yani şey, yerlisi, oranın yerlisi İngiliz, has İngiliz olanlar. Demek ki onlar bile kaçmış, kendini Fethiye'ye atmış. Zaten Fethiye'yi çok seviyorlar bizim İngilizler. Öyle diyeyim. En çok buraya gelmeyi seviyorlar Türkiye'de. Bayağı karşılaştım yani. Bayağı bir var. Yalnız şimdi burada bir duraksadık. Aile burada. Herhalde size büyük bir ihtimalle bu gece sadece Arya'yı çekeceğim. Çünkü yürümüyor. Gel. Ah. İşte özlediğimiz görüntü. Kalabalık. İkiz arabası yırtık. Çocuk değiş tokuşu yaptık. Arya'yı Serhat'a verdim. Ben de Evren'i aldım. Annem şey, derinde annem de. Tercih meselesi arkadaşlar. Bizimkiler diyor biz sosyal mesafeyi koruduğumuz için takmamıza gerek yok diyor. Değil mi anne? Bu insanda yok, temiz havadır çünkü. Kapalı alanda değiliz ki. Sahilde temiz hava. Kimse yok arabanın içine girmek. Kafelerde yalnız hiç kimse takmıyor. Hayır, o kadar meraklı. Evet, ben de öyle söyledim. Dedim %70-80. Yani 10 kişide 1 kişide bulabiliyorsunuz. Bu da nerede de maskeleri? Çenenin altında. Erkeklerinki de şeyde, dirsekte. Çenenin altında, dirseklerde geziyor. Hani herhangi bir ceza olduğunda hemen taksınlar diye. Ya bu trajikomik bir olay biliyorsun değil mi? O yüzden gülüyoruz. Baksana, nerede seninki masken? Serhat da diyor ki halka uyum sağlıyorum, beni yabancı zannetmesinler. Bir kazıklamasın. Neyden dizeye takmış. İşin garibi sen kaptan, zaten bize bulaştıracaksın. O yüzden benim takmamın da bir anlamı kalmıyor o zaman. Şurada 100 kişiden 10 kişi takmıyor zaten. Hadi ya. Gel Arya, bakalım yakalayabilecek misin dondurmayı? Hadi gel bakayım. Ben de yakalarım. Gel. Al bakayım. Derin, gel bak sen yakalayabilecek misin? Hadi bakalım. Tut bakayım. Tut bakayım. Sade sütlü. Sade sütlü efendim. Az bir şey de çikolata alalım. Tamam lan. Bir şey alalım kızım. Hangisi? Şu mu, o mu? Al o zaman şuradan. İki tane de su alalım. Buradan çek. Çok derin. Onu mu istiyorsun? Evet. Şuradan çek. Çek abi. Hangisi olur? Evet. Çek abi, çek. Al aşkım. Çek. Al.
Ay sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Eve geldik, çocuklar uyudu. Ben de balkona geçtim çünkü edit yapacağım. Şuraya geçeyim hatta tam ışığın olduğu yere. Cırcır böcekleri ötüyor. Umarım burada beni sivrisinekler yemez. Çünkü ışığı da açtım. Çok ses de yapmak istemiyorum. Yanda komşular olabilir. Of, çocuklarla çarşı pazar dolaşmak çok zordu. Yani Serhat çok istedi diye gittik ama bana kalsa gitmezdik çünkü ben geleceği görebiliyordum, yani çok zor olacağını biliyorum çocuklarla. Neyse ki en azından bir nefes aldık, yani bir değişik bir şeyler gördük falan, iyiydi, hoştu, güzeldi ama gerçekten çok zordu. Arya hiç durmuyor zaten. Arya çok, çünkü tam yaşının verdiği o merak var, her şeyi böyle dokunmak işte, görmek, koşmak istiyor. Derin daha böyle içine kapanık, hani dışarıda çekiniyor insanlardan falan ama Arya böyle çok yakın. Herkesle bir iletişim halinde. Hayvan da küçük olduğu için giderken arabada uyudu. İşte falan, o biraz daha iyiydi de Arya çok kötüydü. Bu arada gözlerim bu saate doğru o kadar kötü oluyor ki size anlatamam, yani çok kötü oluyor. Bakın kıpkırmızı. Dünkü videonun altına da bir arkadaş yazmıştı. Eski videonun sonuna doğru ne oldu gözlerim kıpkırmızı diye. Ben de bilmiyorum, ya güneşten oluyor ya işte uykusuzluktan, olamaz ama Londra'da da o kadar uykusuz olduğum zamanlar oluyordu. Böyle olmuyordu. Büyük bir ihtimalle ya su veya güneş diye düşünüyorum çünkü başka bir şey aklıma gelmiyor. Instagram'da gezilecek, ölecek yerler varsa söyleyin yazmıştım. Sağ olsun bütün arkadaşlara. Herkes bir şeyler yazmış. Bakabileceğim aslında iki güzel yer var ama ikisi de çocuklu gidilmiyor. Ne yaparız bilmiyorum. Belki iki büyüğü bırakıp bir devranla çıkabiliriz. Belki de hep beraber gideriz. Hiçbir fikrim yok ama dediğim gibi yarın bir planlarımız var. Bakalım yarın nasıl geçecek. Ben şimdi oturup videomu editleyeyim. Çayım da var yanımda. Yarına bırakmak istemiyorum çünkü. O şekilde. Umarım yemezler beni. Serhat da kendini oynatıyor. Oynatıyor. Tamam da sprey sıktıysan niye oynuyorum ki? Sprey'in kapağı bozuyor. Tam spreyden mi? Tam aksi... Aha, buz gibi olmuş laptop. Okey, ben başlıyorum. Sinek koruyucu için Serhat bunu geçenlerde almıştı. Şurayı kırmış ama o yüzden sprey pek çalışmıyor. Su gibi akıyor böyle. Bu ve şunu da ben Londra'dan getirmiştim çocuklar için. 12 aylık üzeri ama bunu biz de koyuyoruz üstümüze. Bilmiyorum, bakalım saat 6 saate kadar geçerliymiş. Eğer yarın herhangi bir problemim olmazsa eminim budur. Bu arada ojelerimi yarın havuz başında çıkarmayı düşünüyorum. Bunlar şılak jel oje. Bunu çıkartıp yenilemek istiyorum. Bence iyi bile dayandı. Hatta uzadığı için çıkartacağım. Yoksa problem olduğundan dolayı değil bu. Şurada sadece küçük bir parça koptu mu? Başka böyle duruyor. Bunları da yenileyeceğim. Video bitti. Şükür. Ben de bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Artık saat 12.30 1'e yaklaşıyor. Uyuyacağım. Umarım yarın daha güzel bir gün geçiririz hep birlikte. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Bye.